28 Aralık'ta iki bidonluk hayaller tonlarca bombanın ateşi altında paramparça edildi. Gencecik çocukların bedenleri iki bidonluk hayalleriyle birlikte milyarlık uçak ve bombalarla paramparça edildi. Kar kızıla boyandı, beyazlığından utandı. Ama utanmadı emri verenler. Buz gibi soğuk bir açıklama yaptılar. Sanki ölenler insan değildi. Sıradan basit bir açıklama yaptılar. Bir iletişim hatası var deyip geçtiler. Onlara göre bir Kürt'ün başına iletişim hatası sonucu bu tür yanlışların olmasından daha sıradan ne olabilirdi ki? Şeyh Said isyanında, Dersim katliamında, General Muğlalı cinayetinde de yaşanmamış mıydı? Diyarbakır cezaevinde yüz binler yanlışlıkla işkencelerden geçirilmemiş miydi? KCK davasında 10 bin insan içeride değil mi? Bunlar 5-10 yıl yattıktan sonra yanlışlık olmuş denip bırakılmayacak mı? Roboski katliamı devletin yıllardır sürdürdüğü Kürt kimliğine yönelik bakışın ve tavrın bir devamı değil de nedir? Dökülen onca Kürt kanının nedeni devletin asimilasyon politikalarından başka bir şey midir? Yumurta atan çocukları anında tutuklayıp ceza veren hukuk Roboski katliamında 3 maymunu oynuyor. Aradan bir yıl geçmesine rağmen malum failler hala hukuk karşısına çıkarılamıyorlar. Kürde yapılan yaptığı yerde kalır mantığıyla mı barışı getireceksiniz? Önce dillerini bilinmeyen bir dil dediniz. Şimdi de parçalanmış masum bedenlerine bilinmeyen bir beden mi diyorsunuz? Meclis komisyonunda AK Parti vekili ısrarla sorulan emri kim verdi sorusuna ısrarla cevap vermeyeceklerini söylüyor. Ve partisini aklamaya çalışıyor. Siz masumsanız suçlu kim? Neden suçluyu ortaya çıkartmıyorsunuz? Ülkede bir katliam yaşanır da iktidar partisi nasıl masum olabilir? Kim inanır buna? Bari çıkın, biz yanıldık, yanıltıldık, özür dileriz deyin. Meclis komisyonu hala raporunu açıklamadı. Neden? Neleri gizleyip saklamak peşindesiniz? İktidara sesleniyoruz. Bu masum kanların üzerine yatamazsınız. Kan tutar sizi. Devletin 80 yıllık asimilasyon ve zulüm politikalarını sahiplenmek size mi düştü? Kendinize gelin. Bari partinizin başındaki adaletten utanın. Sizin adalet terakkiiniz söz konusu Kürtlerin masum kanları olunca tartmıyor mu? Kürt kanı bilinmeyen bir kan türü olarak mı tanımlanıyor adalet terazinizde? Diyoruz. Karların altında yatan masum canlar, analar, babalar, bacılar, kız kardeşler adalet bekliyorlar. Suçluların hukuk önünde hesap vermesini ve insanlık vicdanında mahkum edilmesini istiyorlar. Bizim parayla satılık kanımız yok diyorlar ve devletten özür diliyorlar, istiyorlar. Çok şey mi istiyorlar? Katliamdan sorumlu olanların ve suçluların bir an önce yargının karşısına çıkarılmasını ve devletin Roboski halkından özür dilemesini istiyoruz.